Herkese selam. Çok 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 beklediğiniz, yani umuyorum ki beklediğiniz videoyu şu anda sonunda artık çekiyorum. Bu videoda sizlere seneye ne yapacağımı, Türkiye'ye mi geri dönüyorum, Amerika'da mı kalıyorum, Amerika'da kalıyorsam ne yapıyorum, Türkiye'ye dönüyorsam ne yapıyorum, bunlardan bahsedeceğim. Gelecek planlarımla ilgili konuştuğum, kısa olmasını umduğum bir video olacak. Her şey başlamadan önce neden böyle bir yerdeyim bunu anlatayım. Şu anda kütüphanedeyim. Odam, eğer bir önceki videomu izlemediyseniz şuraya bir yere koyarım. Kesin izleyin. Ama odam felaket halde. O yüzden odamda video çekecek bir ortam yok yani. Toparlandığım için, bavulumu falan topladığım için. Şurayı da beğendim. Kütüphanedeyim yani. Neyse, şimdi direkt konuya geçiyorum. Seneye ne yapıyorum? İlk önce bilmeyenler için şunu söyleyeyim. Yaklaşık birkaç gün içinde Türkiye'ye geliyor olacağım. Zaten gelmem gerekiyordu çünkü pasaportumun süresi dolacaktı. Pasaportumu yenilemem gerekiyor. Türkiye'ye geliyorum yani. Tatili annemi babamı görmeye, abimi görmeye, arkadaşlarımı görmeye doğal olarak. Umuyorum ki sizlerden birilerini görmeye geliyorum Türkiye'ye. O konuda bir sıkıntı yok. Ama bir önceki videomu yine izlediyseniz size bir ipucu vermiştim. Demiştim ki bir bavulumu Amerika'da bırakıyor olacağım. Bundan eğer anladıysanız, evet, seneye Amerika'ya geri geliyorum. Ama Amerika'ya neden geri geliyorum? Amerika'da ne yapacağım? Şöyle bir şey oldu, tamam mı? Benim, yani ben bunun böyle olduğunu haberim vardı zaten. Ben buraya Casper'dan, yani 2 senelik okulumdan Akron'a transfer olunca benim bir tane dersimi kabul etmemişlerdi Casper'da aldığım. O yüzden ben mezun olmak için bir ders gerideydim. Yani şöyle anlatayım. 2 sene boyunca Akron'da benim toplam 20 ders alma iznim var. Her yıl 10 tane ders alabiliyorsun. Ondan fazla alamıyorsun. Akron'da 20 ders alacağım 2 sene içinde ama benim mezun olmak için 21 ders kredisine ihtiyacım vardı. Bunu çözmek için farklı farklı seçenekler vardı önümde. Herhangi istediğiniz bir dersin, daha önce girmediğiniz bir dersin direkt sınavına giriyorsunuz. Eğer geçebilirsiniz belli bir puanı, sanki o dersi almışsınız gibi onun kredisini alıyorsunuz hiçbir ders almadan. Kendiniz çalışmak zorundasınız yani. Böyle seçeneklerim vardı farklı farklı dersler için. Ya da yaz okulunda bir tane ders almam gerekiyordu. Sonra bir şey oldu. Benim antrenörüm, yardımcı antrenörüm, koç diye bilenler bilir. Bana bir burstan bahsetti. NCAA kuralları boyunca üniversitede sadece 4 yıl spor yapabilirsin, 4 yıl burs alabilirsin. 4 yıldan sonra oynaman yasak. Oynayamazsın yani, takımda olamazsın. Okulda olsan bile takımda olamazsın. Okuldan burs alamam yani. Hani seneye bir sene daha geleyim desem, basketboldan burs alayım desem böyle bir şey olamazdı. Ama başka bir burstan bahsetti bana antrenörüm. Bu NCAA'de oynamış, farklı sebeplerden dolayı zamanında mezun olamayacak olan sporculara verilen bir burs. Yani aynı benim gibi, mesela ben transfer olduğum için ve bir dersin kabul edilmediği için zamanında mezun olamayacaktım. Benim gibi olan öğrenci ve sporcular için bir burs. Ben bu bursa başvurdum ve aldım bu bursu. Yani bu burs benim Akron'da bir tane ders daha almamı karşılayacak. Böylece ben de hiç para ödemeden Akron'daki eğitimimi bir dönem daha uzatıyor olacağım. O son dersimi de alıp Aralık'ta mezun oluyor olacağım. Ne kadar mutlu olduğumu size anlatamam. Yani Akron'da ne kadar çok sevdiğimi zaten biliyorsunuz. İş hayatına atılmadan önce veya mezun olmadan önce bir dönem daha girebilecek olmak beni inanılmaz mutlu ediyor. Çok 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 mutluyum. Arkadaşlarımdan ayrılmayacağım için aynı şekilde. Umarım siz de mutlu olursunuz adıma diyeyim. Onun dışında başka seçeneklerim nelerdi, onlardan bahsedeyim. Bu sınava girip mezun olup Türkiye'ye dönüp basketbol oynayabilirdim. Ama dediğim gibi bazı arkadaşlarımla da konuşuyorum sık sık basketbol oynayan Türkiye'de. Ve konuştuğum çoğu kişi memnun değil yani halinden. O yüzden hani ya işte dediğim gibi ya paralarını alamıyorlar ya oyun işte süre bulamıyorlar. Farklı farklı sebeplerle bana kafama benim Türkiye'ye dönüp basketbol oynamanın bana göre olmayacağını soktular kafama. Yani onlar kendi deneyimlerini anlatırken benim kafamda böyle bir fikir oluştu ve inanın kolay bir fikirdi. Yani inanın kolay bir seçim değildi. Ben basketbol benim hayatım. Benim basketbol 15 senedir hayatım. Ve
hani artık basketbolun en azından bir oyuncu olarak hayatımda olmayacak olması beni gerçekten çok üzüyor ve hani şu an beni tam farkına varmış değilim. Çünkü 2 ay oldu daha. Bundan bir sene sonra ya da bundan 5-6 ay sonra geriye dönüp baktığımda ya basketbolu çok özlüyorum diyeceğimden de eminim. Ama bu seçimi yapmak zorundaydım. Türkiye'ye dönüp basketbol oynamak mı yoksa Amerika'da kalıp eğitimini devam ettirip belki ileride master falan doktora ne olursa ve en sonunda da iş hayatına atılmak arasında bir seçim yapmak zorundaydım ve ben kendim için en iyi olan seçimi seçtiğimi düşünüyorum. Çoğunuzun aklında bir de şöyle bir soru var. Ada, neden Amerika'da kalıp basketbol oynamıyorsun? Ben bunu daha önce de bahsetmiştim. Burada basketbol oynayabileceğim tek bir lig var. O da WNBA ligi ve çoğunuz bana şey diyorsunuz işte draftlarına katıl, işte git seçmelerine katıl falan. Öyle yürümüyor o işler burada. WNBA'nin draftlarına sizin seçilmeniz lazım. Hani siz ben gidip NBA'nin draftına katılayım demiyorsunuz. O yüzden benim elimde olan bir şey değil. Ben zaten her zaman biliyordum WNBA'ye gitmeyeceğimi. Ama sizin böyle yorumlarınız olduğu için ondan da bahsedeyim dedim. Amerika'da kalıp basketbol oynama şansım maalesef yok o yüzden. Sonuç olarak Amerika'da kalıp Akron'da eğitimimi bir dönem daha uzatıp Aralık'ta mezun oluyor olacağım. Ondan sonra da farklı planlar var kafamda ama Türkiye'ye dönüp temelli bir şekilde Türkiye'de yaşamak bu planlarım arasında değil. Ama tabii ki sık sık ziyaret edeceğim. Yani Amerika'da bir ada olarak kalıyor arada Türkiye'ye gelip gidecek olsa da unutmadan şunu da söyleyeyim. Dediğim gibi sadece bir ders alacağım. Çünkü sadece bir derse ihtiyacım var. Sadece haftanın bir gününde 3 saatlik bir dersim olacak. Çünkü burada öyle atıyorum. Haftanın 2 günü ise 1,5-1,5 saat oluyor. Haftanın 3 günü ise 1 saat oluyor. Haftanın 1 günü ise 3 saat oluyor. Aralıksız. Ve ben onu seçtim ki bomboş olacağım yani. Haftanın bir günü 3 saat boyunca dersim olacak. Onun dışında bomboş olacağım. Antrenörüm de biliyorsunuz çok tatlı bir insan kendisi. İkisi de çok tatlı insanlar. Beni zaten bırakmak istemediklerini ve takımın antrenör ekibi arasında bir yerim olduğunu söylediler. Hatta şimdiden bana antrenör kıyafetleri falan ısmarladılar hani seneye için. Yani takımla beraber çalışıyor olacağım. Takıma yardım ediyor olacağım. Asistan antrenör gibi düşünebilirsiniz bunu. O konuda da çok çok mutluyum. Bu benim için güzel bir deneyim olacak. İleride ne yapacağımı bilemezsiniz sonuçta. Aynı zamanda da basketboldan uzak kalmıyor olacağım. Aynı zamanda sizlere basketbol videoları da çekmeye devam edebileceğim diye düşünüyorum. Bu arada hemen küçük şunu da söyleyeyim. Türkiye'ye geliyorum. Ne kadar süre geleceğim belli değil. Bir ay gibi falan düşünüyorum. Ama ondan sonra Amerika'ya dönüp yazın burada çalışma fikrim var. Öyle bir planım var. Yani Army ile bir iş arayışı içerisindeyiz. Eğer bir iş bulabilirsek yazın buraya gelip biraz çalışmak istiyorum yaklaşık bir ay kadar falan. Ama Ağustos'ta yine Türkiye'ye geri dönmeyi düşünüyorum. Eylül'de okulum başlamadan önce. Yani yaz tatilimde de planlarım bu şekilde Türkiye'de geçirmeyi düşünüyorum. 1,5-2 ayını. Bir ayını da Amerika'da geçirmeyi düşünüyorum. Zaten vloglar, videolar devam ediyor olacak. Sanırım bir sonraki çektiğim video artık Amerika'dan Türkiye'ye dönerken çektiğim vlog olur diye düşünüyorum. Umarım bu videoyu ve fikrimi beğenmişsinizdir. Çok konuştum yine. Bana kararımla ilgili ne düşündünüz? Sizin fikirleriniz nelerdir? Aşağıda yorumlarda söylersiniz. Beni çok mutlu edersiniz. Sanırım bu kadar. Eğer herhangi bir sorunuz varsa beni aşağıda yorumlarda bulabilirsiniz. Ya da isterseniz beni Instagram'dan da takip edebilirsiniz. Buraya ismimi yazıyor olacağım. Şuraya bir yere. Umarım bu videoyu beğenmişsinizdir. Umarım merak edenler için güzel, açıklayıcı bir video olmuştur. Kendinize iyi bakın. Hepinizi inanılmaz çok seviyorum. Çok 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 da öpüyorum. Bir sonraki videoda görüşürüz. Bye!